Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yaklaşık 2 sene önce böyle bal mumu yaptığımız Ostrich 10'umuzu kutusundan çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toparlayayım öncelikle. Ben size biz bunun içindeki Ostrich 10'u Ekim 2017 yılında çektiğimiz bir videodan edindik. Bunu televizyonda satıyorlardı abi. İşte bir tane Ostrich 10 yanına 6 kavanoz bal 110 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz de onun siparişini vermiştik. Karşında bize kavanoz ballar harbiden geldi. Bir de bu çakma Ostrich 10 gelmişti. Biz bunu açıp ballarla alakasını çözemediğimiz için kendisini ballayıp mumyaladık. Bunun içine sakladık. Zaten izlediğiniz o videoda bir söz vermiştik abi. Bunu saklayacağız isteyen gelip görebilir diye. Ostrich 10'umuz yerleştiriyoruz. Bunu saklayacağız arkadaşlar ya. Bizi görürseniz ve bal ne oldu derseniz biz size bu balı gösterebilirim istiyoruz. Bu arada arkadaşlar ofise gelen takipçi arkadaşlarımız da çok soruyorlar bunu. Mailleri, Facebook'tan, Instagram'dan vesaireden yorumlardan da çok fazla soruyorsunuz. Abi onun başına ne geldi diye. Valla bu böyle ofiste 2 yıldır duruyor arkadaşlar. Kendi kendine bir şeyler olmuştur kesin. Baya merak ettik biz de. Sizlerle birlikte zaten açıp şimdi neler olmuş göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu bir yakından görün bakalım. Bu ne hale gelmiş önce kutusunun dışından. Şimdi öncelikle bir kutumuzu ya Çağdaş bu şarj aleti ne ya? Sen ben, inanıyor musun? Ya ihtimal var o yüzden bak, orijinal olsa getirdim. Hadi diyeceğim belki çalışır. Abi belli olmaz. Önce bir sertliğini gösterelim de. Bayağı oy, kaya gibi oldu. Anlayanlar yazabilir ya şu beyazlıklar şeker mi acaba? Üzerinde kıl falan var ya. Üzerinde kıl var. Bu Lütfi'nin kılı. Bariz Lütfi kılı. Ne alakası var? Yakın çekim girelim kılı. İnsanlara pis pis şeyler gösterme. Hocam şuradan bir deleyim mi? Delme ya kutu bize lazım. Ne yapacağız? Abi dolaba şey koyuyoruz. Kuru köfte koyarız içine değil mi? Artık bir kutu değil bu şey olmuş. Pandora'nın kutusu olmuş Çağdaş açılmıyor. Çok kötü ya pis yani pis. Aha. Geldi. Öf. Abi senin kokularla ilgili bir şeyin mi var? Bildiğin. Kim kokusunu almıyor mu? Koku yok Lütfi ne yalan söylüyor arkadaşlar. Değil mi? Gördüğünüz gibi balımız çok kaliteli burada. Bayağı midem bulandı benim yani. Telefon alıyorum. Al. Oraya Nokia yapışmışmış. Ballı Ostrich 10'umuz. Bıçak dışını bir sıyırmak lazım bence. Sen şey bilmiyorum pek. Al sana rahatlatıcı video. Al sen bir rahatlatıcı video çek. Şu kamerayı iyice temizleyelim de çalışırsa güzel çeksin. Ya bunu şarj aleti falan her yeri bal dolmuş Çağdaş ya. Hiç elektrik takmasak mı ya? İşte ben de bir tırstım şimdi. Oğlum bir kere yanlış şarj aletini getirmişsin Çağdaş. Nasıl? Micro USB'ymiş. Ben herhalde de orijinal Nokia bataryası getirdiydim. Çekmecenin diplerinden bir yerden buldum evde. Aynen. Her evde bir tane bundan vardır. Çekmeceleri iyi bakın sadece. Öf. Geliyor. Hazır mıyız? Hadi. Hadi oğlum. Yaparsın oğlum. Şunu bir elektriğe taksana. Sen tak hocam. Oğlum çok tırstım. Her yerini bağlı yaptım bunun ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu micro USB ya. Aynen. O zaman ben hemen bir micro USB. Ama bir şey gibi de Çağdaş. Baksana. Yok yok. Şu bayağı kulaklık ya. Hocam şunu bir aç önce. Oğlum orası kulaklık girişi kulaklık. Tamam oğlum. Ben kulaklıktan da şarj oluyor. Teknoloji ilerledi. Takma takma. Ucunda bal var. Bir bak bakayım içinde batarya var mı? Ha var işte batarya. Orijinal. Aynen. Şunu ballamadan bir prize takalım da ucunu. Umutcuğum. Umutcuğum şunu bir fişe takabilir misin? Bak elektrik çarparsa sopayla vur bize. Prizin direkt. Ses pil. Sene 2009 espri. 2007 hatta esprisi. Ha böyle bir espri gerçekte var yani. Tabii canım bunu espriyi ben uyduramam. Ben yeteneklerim daha geride. Takıyoruz şu an şarjını. Telefonu da sen tut bari vicdansız. Yok be ben seni kurtaracağım. Bırakamıyorsun da elini. Oluyor mu şarj? Ha oluyor. Bakayım fulllemiş hala. Bir iki dakika kalsın bakalım şarjda. Biz sakin de burada otura kaldık. Birkaç dakika geçti arkadaşlar. Telefonumuz şarj olmadı tabii ki de. Telefonumuz balın içinde yattığı süre içerisinde bozulmuş arkadaşlar. Ya bir de şunu takmasa mıydı? Öyle saçma bir şey olur mu? Gittin telefonun kulaklık. Hocam bak İncuş Nokia şarj aleti. Bu her şey deva. Acaba çalışıyor da biz mi görmüyoruz? Kesin. 3 mm'lik jack girişine gittin şeyi taktın. Şimdi tekrar yerleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Sevgili 3310. 2 sene sonra görüşmek üzere. Şimdi şunu bir kapatalım abi. Vur hocam damgalasın onu. Evet arkadaşlar böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu ürünü çok merak ediyordunuz. Ballı Ostrich 10 ne oldu? Ballı Ostrich 10 ne durum oldu diye. Böyle. Çalışmıyor arkadaşlar. Balımız da zaten şekerlenmiş. Lütfiye de elektrik çarpmadı. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir şey soracağım. Bu niye masadaydı? O çünkü bal kutusu açılmazsa vura vura. İmdat çekecek. Aynen açılın. O zaman çünkü görüşürüz. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu
da ballı oturacağım, duruyor.